dünyamızın acaba küresel şeklinin, yani yuvarlak şeklinin ne gibi sonuçları vardır arkadaşlar? Birincisi, dünyamız yuvarlak olduğu için arkadaşlar bir taraf güneşi görür, güneşi görür arkadaşlar, gündüzü yaşar. Diğer taraf güneşi göremez, geceyi yaşar arkadaşlar. Yani karanlıktır. Dünyamızın şeklinden dolayı bakın şöyle bir taraf, şu taraf arkadaşlar bakın şu kısım, şurası güneş diyelim mesela, güneş ışınları geliyor diyelim. Şurası arkadaşlar bakın bu taraf, ön taraf yani şu kısım güneşi görür arkadaşlar. Burası gündüzü yaşar arkadaşlar bakın, burası gündüzü yaşar. Diğer tarafsa arkadaşlar güneşi göremez, karanlıktır, geceyi yaşar. İşte dünyamız yuvarlak olduğu için arkadaşlar birinci ve çok önemli, en önemli maddemiz budur aynı zamanda. Gece gündüz oluşur arkadaşlar bakın. Gece ve gündüz oluşur diyoruz. Bu çok önemli yani en başta. Çünkü bunu genelde dünyamızın günlük hareketiyle karıştırılıyor arkadaşlar bunlar. Bu dünyamızın günlük hareketinin sonucu değildir bu. Eğer düz olsaydı mesela, eski tarihte söylendiği gibi dünyamız düzlem şeklinde olsaydı mesela, dönseydi yine gece gündüz oluşur muydu? Oluşmazdı. Onun için dönüşünden kaynaklanmaz gece gündüz oluşumu. Gece gündüz oluşumu doğrudan şeklinden dolayıdır. Bir taraf güneşi görür arkadaşlar bakın, aydınlıktır yani gündüzü yaşar. Diğer tarafsa güneşi göremez arkadaşlar belli bir süre. O da karanlığı yaşar yani geceyi yaşar arkadaşlar. İşte birincisi bu, gece gündüz oluşur diyoruz. İkinci maddemiz çok önemli, ayrıntı olan noktalardan bir tanesi. Şimdi gündüzle gecenin ayrıldığı bir çizgi vardır arkadaşlar. Gündüzle gecenin, yani bir taraf gündüzken diğer taraf geceyken, o gündüzle gecenin ayrıldığı bir çizgimiz vardır arkadaşlar. İşte o çizgimiz şurasıdır. Ha, buradaki gibi net belirgin değildir ama dünyamızda şöyle bir aydınlanma çizgisi vardır arkadaşlar. İşte bu oluşur. Dünyamızı böyle gündüz ve gece diye ayıran o çizgi oluşur arkadaşlar. Aydınlanma çizgisi oluşur arkadaşlar. Veya buna bazen başka kaynaklarda aydınlanma çemberi de deniliyor. Aydınlanma çemberi oluşur arkadaşlar. Unutmayalım, bu dediğim gibi çok önemli ayrıntı olan noktalardan bir tanesi. Mesela ileride göreceğiz arkadaşlar, aydınlanma çizgisinin yer değiştirmesi var mesela. Bir kere kutup noktalarından geçmesi var, bir kere kutup dairelerinden geçmesi var. O mesela, o da eksen eğikliğinin sonucudur. O ayrı bir özelliktir, ayrı bir konudur arkadaşlar. Ama unutmayalım, aydınlanma çizgisinin oluşması dünyamızın şeklinden kaynaklanır. Üçüncüsü arkadaşlar, işte genelde temel olan, muhakkak sorularda karşınıza çıkan noktalardan bir tanesidir o. Dünyamız yuvarlak olduğu için arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe arkadaşlar böyle bu şekilde azalmaya başlar. Ekvatora mesela 21 Mart tarihi diyelim. Mesela 21 Mart tarihinde ekvator arkadaşlar, yani 0 derece enlemine tam 90 derecelik bir açıyla gelir arkadaşlar bakın. Ekvatora tam dik bir açıyla, yani şurası ekvator diyelim mesela, böyle tam dik 90 derecelik bir dik bir açıyla gelir. Mesela 30 derece enlemine 60 derecelik bir açıyla gelir mesela arkadaşlar. 60 derece enlemine mesela 30 derecelik bir açıyla gelir. 90 derece kuzey kutup noktasına ise arkadaşlar 0 derece. Yani teğet geçer. Güneş ışınları bak yukarıya doğru çıktıkça, görüyor musunuz? Açı 90 derecelik büyük bir açıyla geliyor. Yukarıya doğru çıktıkça açı ne olmaya başlıyor? Yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. Artık kutuplara geldiğimiz zamansa 21 Mart tarihinde arkadaşlar şöyle mesela, şurası kuzey kutup noktası diyelim mesela, şuradan şöyle teğet geçiyor arkadaşlar. Gelmiyor yani o gün oraya. Ve dediğim gibi güneş ışınlarının geliş açısı değişir arkadaşlar. Çok önemlidir bu. Dünyamızın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Atıyorum eğer dünyamız kare şeklinde olsaydı arkadaşlar mesela, kare şeklinde olsaydı güneş ışınlarının geliş açısı değişmeyecekti. Her noktaya ne olacaktı? Aynı açıyla gelecekti. Ama yuvarlak olduğu için arkadaşlar güneş ışınları ekvatora büyük açıyla geliyor. Kutuplara ise sürekli küçük açıyla geliyor. İşte bundan dolayı arkadaşlar bakın, bundan dolayı şöyle bir madde sıralayacağız. Bu açıyla ilgili olarak, bununla alakalı olan özelliklerdir. Ara maddelerdir arkadaşlar bunlar. Yani açıya bağlı olan, güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olan önemli diğer ara maddelerdir. Buna bağlı olarak birincisi arkadaşlar, ilki genelde arkadaşlar ekvator
ekvator sıcak iken, genelde ekvator sıcak iken kutuplar arkadaşlar genelde soğuktur. Unutmayalım bunu. Ekvator genelde sıcak iken kutuplar da genelde soğuktur arkadaşlar. Yani mesela dünyanın bir yıllık sıcaklık değişim tablosu incelendiği zaman arkadaşlar, izoterm haritası veya bunlar incelendiği zaman arkadaşlar, şöyle bir ayrıntıya çok dikkat çekici göreceksiniz. Orada ekvator sürekli sıcaktır arkadaşlar. Yani belli bir değerde, sürekli belli bir yoğunluktadır sıcaklık değeri. Kutuplar da aynı şekilde. O da yine belirgin bir şekilde arkadaşlar soğuktur. Orta kuşakta çok belirgin bir şekilde değişir sıcaklık. Ama kutuplar ve ekvatorda arkadaşlar bu belirgindir. İşte bu dünyamızın şeklinden kaynaklanır arkadaşlar. İkincisi çok önemlidir arkadaşlar. Bu genelde sorularda da geliyor. Dünyamızın şeklinden dolayı bu. Küresel şeklinden dolayı ve güneşlerin geliş açısından dolayı arkadaşlar, denizlerdeki tuzluluk ekvatordan kutuplara doğru gittikçe arkadaşlar azalmaya başlar. Yani mesela ekvatora yakın olan denizlerimizde arkadaşlar tuzluluk mesela binde 48'dir arkadaşlar veya %4.8'dir arkadaşlar. Yukarıya doğru çıktıkça tuzluluk yavaş yavaş azalmaya başlar. Mesela binde 35 veya işte %3.5 gibi arkadaşlar. Yukarı doğru çıktıkça, hatta daha yukarıya çıkalım mesela %1, binde 15 veya %1.5 diye arkadaşlar yukarıya çıkar. Artık en yukarılara geldiğimiz zaman arkadaşlar burada binde 5, yani şurada ise %0.5 diye arkadaşlar yukarıya doğru belirgin bir şekilde denizlerdeki tuzluluk değişir arkadaşlar. Bak, ekvatordan kutuplara doğru, ekvatordan kutuplara doğru denizlerdeki tuzluluk azalır arkadaşlar. Bu önemli noktalardan bir tanesidir bu. Unutmayalım. Denizlerdeki tuzluluk ekvatordan kutuplara doğru azalır. Bunun sebebi arkadaşlar güneş ışınlarının gelişmesidir. Mesela bu bizde bile çok belirgindir arkadaşlar. Şöyle diyeyim mesela. Türkiye'yi şöyle bir örnek verelim mesela. Türkiye'nin hemen güneyinde bir Akdeniz vardır mesela. Akdeniz'deki tuzluluk yaklaşık olarak arkadaşlar binde 35'tir mesela. Şeye geldiğim zaman, Ege'ye geldiğim zaman orada ise binde 27'dir mesela tuzluluk. Şeye geldiğim zaman arkadaşlar, Karadeniz'e geldiğim zaman orada ise binde 17'dir. Yani bizde bile, Türkiye'nin hemen o çevresini kuşatan 3 tane denizde bile bu farklılık belirgin bir şekilde görülür arkadaşlar. Bu da tabii ki enlem etkisidir. İşte güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak, enleme bağlı olarak arkadaşlar değişmesidir bu. Ve dediğim gibi ekvatora yakın olan denizlerde buharlaşma fazla olduğu için o bölgelerdeki tuzluluk daha da fazladır. Bu şeydir. Bütün canlıların içerisinde tuz vardır arkadaşlar. Buharlaşma ne kadar fazla olursa, içindeki su miktarı o kadar azalırsa arkadaşlar, tuzluluk miktarı ona bağlı olarak artar. Diğer üçüncü ve en önemli, yani sorularda gelen en önemli ayrıntılardan bir tanesi arkadaşlar, kalıcı kar sınırı ekvatordan kutuplara doğru belirgin bir şekilde değişir arkadaşlar. Bakın bu yine ekvatordan kutuplara doğru kalıcı kar sınırı arkadaşlar, bakın kalıcı kar sınırı yani toktağın kar sınırı belirgin bir şekilde azalır diyoruz. Kalıcı kar sınırı, yani azalır derken düşüyor, yükselti değeri düşüyor arkadaşlar. Bakın buna şöyle bir örnek vereyim dünyamızla ilgili. Dünyamızın bir ortasında, ekvatorda bir tane 5000 metrelik bir dağ diyelim. Ekvatorda 5000 metrelik bir dağ. Bir de orta kuşakta 5000 metrelik bir dağ diyelim. 5 metrelik. Bir de kutuplarda arkadaşlar, kutuplarda 5000 metrelik bir dağ diyelim. 3 tane dağımız var arkadaşlar, bakın. Üçünün de yükseltisi aynı arkadaşlar, bakın. 3 tane dağımız var. Üçünün de yükseltisi aynı. Biri ekvator tropikal kuşakta, diğeri orta kuşakta, diğeri ise arkadaşlar kutup kuşağında, yani en üst noktada dünyamızın. Ve bunların kalıcı karı, yani kalıcı kar dediğimiz şudur arkadaşlar. Bir dağın zirvesinde 12 ay boyunca erimeyen kardır arkadaşlar. Buna mesela bizim Türkçe'de tokdağın kar denilir mesela.
toktağın sürekli bulunan kar anlamında. Toktağın kar veya kalıcı kar denilir mesela. O ne zaman giderseniz gidin arkadaşlar, yaz kış fark etmiyor. Özellikle yazın mesela ve ilkbaharda o kar sınırı daha da belirgindir mesela. Kışın daha da aşağılara iner kar yağışın ama yazın mesela o kalıcı kar sınırı daha belirgin bir şekilde gözükür. Şimdi bu kalıcı kar sınırı işte ekvatordan kutuplara doğru belirgin bir şekilde değişir. Yani ekvatorda kalıcı kar sınırı yüksektir arkadaşlar. Bakın unutmayalım. Ekvatorda kalıcı kar sınırı yüksektir. Yani ekvatordaki bir 5000 metrelik dağın kalıcı karı arkadaşlar anca inebilirse en düşük yani. Daha doğrusu en büyük yükselti değeri 4000 metreye kadar inebilir arkadaşlar. Bakın burayı görüyoruz mu? Bu ayrıntı çok önemli. Yani kalıcı kar sınırı yüksek arkadaşlar bakın. Kalıcı kar yüksek arkadaşlar. Kaç bin metrede şekillenebiliyor? Ancak 4000 metrede şekilleniyor arkadaşlar bakın. Kalıcı kar sınırı yüksek arkadaşlar. Yani 4000 metrede şekillenebiliyor. Aşağıya inemiyor mesela. Neden? Çünkü ekvator sıcak ve nemli arkadaşlar. Yani en fazla inebileceği yükselti değeri 4000 metre. Orta kuşağa geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın orta kuşakta mesela Türkiye'deki bir dağda arkadaşlar kalıcı kar sınırı 2500 metreye düştü. Bakın yarı yarıya düştü kalıcı kar sınırı. Biraz daha aşağıya indi mesela Türkiye'deki dağlarımızda. Kutuplara geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada çok önemli işte. Kutuplara geldiğimiz zaman arkadaşlar dağın tamamı bakın arkadaşlar tamamı yani 0 metreye kadar olan olduğu gibi alanın hepsi kardır arkadaşlar. İşte bak burada da arkadaşlar kalıcı kar sınırı arkadaşlar burada da düşüktür. En düşüktür hatta yani. Yani denizden çıktığınız anda arkadaşlar 0 metre denizden çıkar çıkmaz hemen kar başlıyor. İşte bu da yine dünyamızın o küresel şeklinden yani o yuvarlak şeklinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer dünyamız mesela şöyle kare şeklinde olsaydı yine aynı örnek vereyim mesela. Yine 3 tane dağ olarak verseydik kalıcı kar sınırı hepsinde yaklaşık olarak aynı olurdu arkadaşlar. Bakın değişmezdi. Ama şu anda bu şeklinden dolayı yukarıya doğru çıktıkça arkadaşlar kalıcı kar sınırı düşer. Eğer sorularda kalıcı kar sınırı yüksektir diye bir ifade görürseniz arkadaşlar kutuplar aklınıza gelmesin. Hani o mana karın fazla olduğunu göstermez veya karın fazla olduğu anlamına gelmez. Kalıcı kar sınırı yüksektir demek. O şudur arkadaşlar. Yani karın şekillenebileceği yükselti değerinin fazla olması anlamına gelir. Çoğu arkadaş maalesef sorularda bu şekilde algılıyor. Yani kalıcı kar sınırı yüksektir deyince kutuplar falan diye algılıyor. Sanki kutuplardaki bölgeyi soruyormuş gibi. Aslında tam tersi. Kutupların tam tersi ekvatoru ifade ediyor arkadaşlar. Kalıcı kar sınırı yüksektir demek. Şöyle bir şey dese mesela kalıcı kar hangisinde daha fazla alan teşkil ediyor dese mesela kalıcı kar sınırı hangisinde daha fazla geniş yer kaplar dese o zaman tabii ki kutuplar diyeceğiz arkadaşlar. Orada düşünün 5000 metrelik alanın komple hepsi kar arkadaşlar. Burada sadece 1000 metrelik bir alan sadece kardır. Ama genelde onu sormazlar. Genelde bunu sorarlar arkadaşlar. Kalıcı kar sınırı yüksektir deyince direkt ekvator aklımıza gelecek. Bu da dediğim gibi dünyamızın o sıcaklığına bağlı olarak önemli olan maddelerinden bir tanesidir arkadaşlar. Ve muhakkak yani denemelerde, testlerde, soru bankalarında arkadaşlar karşınıza çıkacak olan önemli bir ayrıntıdır bu. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak. Onun dışında diğer dördüncü maddemiz açıya bağlı olarak yani şu geliş açısına bağlı olarak. Bakın bu çok önemli sonuçları vardır bunun. Bu açının böyle bu şekilde değişmesinin. Onun dışında gölge boyları değişir arkadaşlar bakın. Gölge boyları değişir. Değişir derken şudur arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru çıktıkça, yukarıya doğru çıktıkça gölge boyları uzar arkadaşlar bakın. Yukarıya doğru çıktıkça mesela ekvatorda 1 metrelik bir cisim diyelim mesela. Ekvatorda 1 metrelik bir cisim diyelim. Mesela hangi tarih? 21 Mart. Yine 21 Mart tarihini verelim mesela. 21 Mart tarihi. Ekvatorda 1 metrelik bir cisim yani 1 metre dediğimiz 100 santimetrelik bir cisim mesela güneş ışınları tam dik açıyla geldiği zaman gölge boyu sıfırdır arkadaşlar. Hiç oluşmaz yani. Sıfırdır. Gölge boyu falan oluşmaz. Tam dik açıyla geldiği için. 45 derece kuzeye geldiğimiz zaman mesela 45 derece kuzeye yine 1 metrelik bir cisim diyelim arkadaşlar. Bakın 1 metrelik bir
cisim, 1 metrelik cisim ve bunun gölge boyu arkadaşlar yaklaşık olarak kendisine eşittir. Yani gölge boyu da yine 1 metredir arkadaşlar. Bakın gölge boyu da 1 metredir. Kutuplara geldiğimiz zaman kutuplarda şurası mesela burada da aynı şekilde yine 1 metrelik bir cisim diyelim mesela. 1 metrelik ve bunun gölge boyu arkadaşlar yaklaşık onun 2 katıdır. Yani 2 metredir. Gölge boyu da bunun 2 katıdır. Yani yukarıya doğru çıktıkça arkadaşlar gölge boyları uzamaya başlıyor. İleride eksen enkli konumuzda bir de ayrı bir şekilde gölge yönü konumuz var arkadaşlar. Bakı durumunda da bahsedeceğim mesela ona ben. Gölge yönü çok önemlidir o aynı zamanda. Mesela biz kuzey yarım kürenin kuzeyinde olduğumuz için biz güneş ışınlarını sürekli güney cephemizden alırız arkadaşlar ve gölgemiz mesela sürekli nereye düşer? Kuzeye düşer. Yani bizde daha doğrusu bulunduğumuz enlemden dolayı da güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla alamayacağımız için arkadaşlar bizde hiçbir zaman güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak gölge boyları sıfır olamaz arkadaşlar. Matematik konumumuzdan dolayı veya enlemimizden dolayı unutmayalım. Çünkü dünyaya güneş ışınlarının 90 derece dik açıyla geldiği kuzey yarım küredeki en son nokta yengeç dönencesidir. 23-27'dir. Onun için bizde mesela en güneyimiz bizim kaçtan başlıyor? 36'dan başlıyor. 36 derece kuzeyden başlıyor. 13 derecelik bir enlem farkı olduğundan dolayı arkadaşlar bize hiçbir zaman güneş ışınları 90 derecelik bir açıyla gelmez. Ve ondan dolayı Türkiye'de cisimlerin hiçbir zaman gölge boyu sıfır olamaz arkadaşlar. Gölge boyları değişir. Yani yukarıya doğru çıktıkça arkadaşlar unutmayalım. Ekvatordan kutuplara doğru veya aşağı doğru indikçe arkadaşlar unutmayalım. Gölge boyları uzar arkadaşlar. Gölge boyları uzar. Bu da yine dediğim gibi güneş ışınlarının geliş açısına bağlıdır. Açıyla gölge boyu ters orantılıdır arkadaşlar. Bak unutmayın. Açıyla güneş ışınlarının geliş açısıyla gölge boyu arkadaşlar, gölge boyu ters orantılıdır. Yani ne demektir bu ters orantı? Açı büyük olduğu zaman gölge boyu nedir arkadaşlar? Kısadır değil mi? Açı büyükse gölge boyu kısadır. Eğer gölge boyu büyükse açı o zaman nedir arkadaşlar? Düşüktür. Dünyamızın şeklinin bu açıya bağlı olan sonuçları bunlar arkadaşlar. Onun dışında diğer maddelerimiz. Bunlar en önemli maddeler arkadaşlar. Yani sürekli sorunun geldiği noktalardır arkadaşlar. Şu açıya bağlı olan şu 4 maddeyi unutmayalım arkadaşlar. Güneşin geliş açısına bağlı olarak genelde ekvator sıcakken kutuplar soğuktur. Ha, sıcaklık mesela düzenli bir şekilde azalmaz. Yani mesela ekvator 30 dereceyken 20 derece kuzeyi veya 30 derece kuzeyi arkadaşlar sıcaklığı bir anda 60'a çıkar mesela 55'e çıkar. Orada fark şundan kaynaklanır arkadaşlar. Özel konumdur orada. Ha doğru. Güneşin geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru düzenli bir şekilde azalır ama sıcaklık düzenli bir şekilde azalmaz. Özel konum şartları vardır. Yani nemlilik gibi, deniz kenarında karasallık gibi, okyanus akıntıları gibi, rüzgarlar gibi birçok faktör etkilidir orada. Ekvatordan kutuplara doğru denizlerdeki tuzluluk arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bu denizlerdeki tuzluluk belirgin bir şekilde azalır ve yine ekvatordan kutuplara doğru kalıcı kar sınırı belirgin bir şekilde değişir arkadaşlar. Yukarıya doğru çıktıkça o yükselti değeri yavaş yavaş düşmeye başlar ve gölge boyları değişir.